Merhabalar, bu videomda sizlerle birlikte çok güzel bir yazlık crop çalışması yapacağız arkadaşlar. Ben bunu daha önceden hazırladım. 9-10 yaşa uyarlı bir şekilde yaptım. Videonun sonunda bu yaş aralığı içinde sayıları vereceğim. Ama bugün sizlerle birlikte 3-4 yaş aralığı için bir crop çalışması yapacağız. Ben gerçekten çok beğendim. Şöyle kollarını da göstermek istiyorum. Kolları, yakası, görüntüsü. Burada biraz farklı çalıştım. Normalde genellikle sonradan ön pat çalışması yapardım. Ama bu sefer kendinden yaptım arkadaşlar. Şu şekilde düğmelerimi açtığımda göstermek istiyorum. Bakın iç kısmı da bu şekilde. Sanki buradan bir şerit gelmiş gibi ördüm ve gerçekten çok güzel oldu. İnanın bunu bir güne bitirdim. Hem çok zevkli ilerledi hem de çok kolay ilerledi. Örgüye yeni başlayan arkadaşların dahi çok kolaylıkla yapabileceği çok güzel yazlık bir crop. Eğer siz de hazırsanız şimdi bu güzel crop'umuzun çalışmasına başlayalım. Bu sefer arkadaşlar ben düz renk ip kullanacağım. İbroli ile çalıştığım için bir tane de İbroli uzun kollu hırka, crop hırka yapmıştım. O yüzden bunun farklı olmasını istedim ve düz renkle çalışma yaptım. Diğerinin renklerini yorumlar kısmına, açıklamalar kısmına bırakacağım. Eğer aynı renkleri yapmak isterseniz açıklamalar kısmına bütün gerekli bilgileri yazacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Baby Nest ve 185 numara rengini kullanıyorum. Koyu renk olarak da şu şekilde. Diğer hırkamda yine bir tık farklı arkadaşlar, bunun da dokusu ve rengi. Aslında iplerin ikisi de tamamen farklı. Onda kullandığım farklı bir ip, bunda kullandığım farklı bir ip. Dediğim gibi yorum açıklamalar kısmına ipleri yazacağım arkadaşlar. Tığ olarak da 4 numara tığ kullanacağım ve aynı zamanda şöyle ilmek belirleyicilerinizin mutlaka olması gerekiyor. Şimdi açık pembe ipimizle başlayacağız. İlk olarak zincir atacağız. Toplamda 105 adet zincir atacağız. Zincirimizi çekelim arkadaşlar. 105 tane. Yalnız çekerken çok sıkı olmasın. Çok sıkı çekmemeye çalışın. Elinizi, yani o kadar sıkmayın arkadaşlar. 3. Bu şekilde 105 tane zincir çekelim. Hatta birkaç tane fazla da çekebilirsiniz. En sondan zinciri sökeriz. Ben genellikle öyle yapıyorum. Her ihtimale karşı biraz fazla çekiyorum. Çünkü sonundan zincir rahatlıkla sökülebiliyor. O yüzden biraz daha fazla da çekebilirseniz güzel olur. Zincirlerimi çektim. Birkaç tane de fazla çektim arkadaşlar. En sonunda nasıl söküyoruz onu da sizlere göstereceğim. Bir zincir, bir tane ipimi doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincire bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bağlı bulunduğum o zincirin içerisine tekrar bir ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere batıyorum. Şu an burada bir V çalışması oldu. Burası bizim başlangıç noktamız. Bu hep böyle yukarıya doğru gidecek arkadaşlar. Hiç değişmeyecek. Şimdi 1, 2 tane atlıyorum. Üçüncüsüne bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Böylelikle bir V çalışması daha yapmış oldum. V'lerin arasında zincir çekmiyoruz. Şimdi yine 1-2 zincir atlıyorum. Üçüncüye ikili trabzan, 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir ikili trabzan daha. 3 tane V çalışması oldu. 1-2 atladım. Üçüncüye ikili trabzan, 2 zincir çekiyorum. Aynı yere ikili trabzan daha.
ve yine bir V çalışması yapmış oldum. Şu an toplamda 4 oldu. 6'ya tamamlayacağız. Hep 2 tane zincir atlayıp 3'üncüye V çalışmamızı yapıyoruz. 5, 2 zincir atladım. 3'üncüye bir V çalışması yapıyorum. Şu an 6 tane oldu. Şimdi ilk arttırma noktamıza geldik. Arttırma noktası yaparken sadece bir zincir atlıyorum. İkincisine hemen bir V çalışması yapıyorum. Aynı yere batarak V çalışması yapıyorum ve buraya ilmek belirleyicimi takıyorum. Bu benim ilk arttırma noktam. Böylelikle ön patımızı örmüş olduk. Şimdi kola geçtik. Kol için de arkadaşlar 6 tane V çalışması yapacağım. Yalnız arttırma noktasından sonra yapacağım V çalışması bir zincir atlayarak olacak. Sadece bir zincir atlıyorum. İlk V çalışmamı buraya yapıyorum. Şimdi 2 zincir atlıyorum. İkinci V çalışmasını buraya yapıyorum. 2 zincir atlıyorum. Üçüncü V çalışmasını buraya yapıyorum. Yine 2 zincir atlıyorum. Üçüncüye V çalışması yapıyorum. Şu an 1, 2, 3, 4 tane V çalışmam oldu. 1, 2 zincir atlıyorum. Üçüncüye yine bir V çalışması yapıyorum. Beş oldu. 2 zincir atlıyorum. Üçüncüye bir V çalışması yapıyorum. Bununla 6 oluyor arkadaşlar. Şimdi yine arttırma noktasındayım. Arttırmalı yapacağım V çalışmam sadece bir zincir öteye olacak. Bir zincir atlıyorum. İkinciye bir V çalışması yapıyorum. Burası da benim ikinci arttırma noktam. Hemen ilmek belirleyicimi takıyorum. Arkası için arkadaşlar 10 tane V çalışması yapacağız. İlmek belirleyicimi taktığım yerden sonra ilk V çalışmanı sadece bir zincir öteye yapıyorum. Bir zincir atladım. İkinciye bir V çalışması yapıyorum. İkinci V çalışmamı 2 tane atladıktan sonra yapıyorum. 2 zincir atladım. Buradan da 2 zincir çekip ikinci V çalışmamı yapıyorum. Bu şekilde 2 zincir atlayarak 10 tane V çalışması yapalım. 10 tane V çalışması yaptıktan sonra şimdi yine arttırma yerindeyiz. Bir tane zincir atlıyorum. İkinciye bir V çalışması yapıyorum. Ve hemen buraya yerimi karıştırmadan bir tane ilmek belirleyici takıyorum. Kol kısmındayız. Yine bir tane atladım. İkinciye bir V çalışması yapıyorum. Şimdi 2 tane atlıyorum. 1, 2, 3'üncüye
Bir V çalışması yapıyorum. Bu benim ikinci V çalışmam oluyor kolum için. 6 tane yapacağız. 1, 2 atladım. 3.'ye bir V çalışması. 3 oldu. 1, 2 atladım. 3.'ye bir V çalışması. 4 oldu. 1, 2 atladım. 5. 6.'yı yaptıktan sonra şöyle tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son arttırma kısmındayım. Bir zincir atlıyorum. İkincisine bir tane arttırma yapıyorum. Ve buraya ilmek belirleyicimi takıyorum. Tekrar bir zincir atladım. İkinciye bir tane V çalışması yapıyorum. Şimdi iki zincir atlayacağım arkadaşlar. Buradaki V çalışmamı 6'ya tamamlayacağım. 6 taneyi tamamladıktan sonra bir zincir atlıyorum. İkinciye bir tane ikili trabzan yapıyorum. 6 V çalışması yaptıktan sonra, pardon. Şimdi 3 zincir çekip döneceğim ama buradaki fazlalığı yok etmem gerekiyor. Onu da yok etmek için dibinden çözüyorum arkadaşlar. Şu şekilde yok etmek istediğim noktaya kadar söküyorum. Son ilmekteyim. Son ilmeği şöyle içinden geçirip şu şekilde kapatıyorum. Sıkınca burada arkadaşlar bütün ilmekleri kesmiş olduk. Şuradaki ipimin fazlalığını kesiyorum. Evet, fazlalık ipimi kestim. Şimdi 3 zincirim vardı. Döndüm arkadaşlar. V'lerin üzerine içine V çalışması yapıyorum. Her bir V'nin içerisine bir tane V çalışması yapıyorum. Aralarda yine zincir yok. Buraya da bir V çalışması. Sadece yaptığım V'lerin içine V çalışması yapmak. İlmek belirleyicimin olduğu yere kadar bu şekilde V çalışmalarımızı yapalım. Şimdi ilmek belirleyicimin olduğu yerdeyim. Şu an V'nin içerisinde. İlmek belirleyicim V çalışmasının içinde olduğu zaman, birazdan ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bu V'nin bir trabzanının tepesine bir V çalışması. Böylelikle burada arttırma yapmış oluyoruz. Bir de V'nin diğer trabzanın tepesine bir V çalışması yapıyorum. Bir V çalışması kola, bir V çalışması ise ön pata geçmiş oluyor.
Buradan ilmek belirleyicimi çıkartıyorum. Çıkardıktan sonra iki tane V çalışması yapmıştım. Onun tam arasına bakın, şu araya ilmek belirleyicimi takıyorum. Şu an ilmek belirleyicim bir V'nin üzerinde değil, iki V'nin arasında. Diğer ilmek belirleyicimin olduğu yere kadar V'lerin içerisine V çalışması yapmaya devam ediyorum. Aralarda yine zincir çekmiyorum. Sadece V çalışmasını yaparken zincir çekiyorum. O kural hiç değişmiyor. Şimdi tekrar V çalışmamın ve ilmek belirleyicimin olduğu yerdeyim. Şu an V çalışmasının içerisinde. O yüzden V'nin bir trabzanın tepesine bir tane V çalışması yapıyorum. Diğer trabzanın tepesine yine bir tane V çalışması yapıyorum. İlmek belirleyicimi buradan çıkartıyorum. Şu an iki tane V çalışması yaptım arttırma noktasında. O iki V'nin tam ortasına, araya ilmek belirleyicimi takıyorum. Burada arkadaşlar ilmek belirleyicilerim hep V'lerin içerisinde. O yüzden V'lerin olduğu yere geldiğimizde bir buraya, bir de buraya V çalışması yapacağız. Yine buraya geldiğimde yine V'nin içerisine ilmek belirleyicim. O yüzden bu V'nin bir trabzanın tepesine bir V çalışması, diğer trabzanın tepesine bir V çalışması yapacağız. Bu şekilde bu sırayı sıra sonuna kadar tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar son yere kadar ördüm. Burada başlangıç zincirim vardı. Onun tepesine bir tane ikili trabzan yapacağım. Zincirimi şuraya. 1 2 3 zincir çekiyorum. Buradaki bu kenar trabzanı tekli olarak sürekli devam edecek. Yine V'lerin içerisine V yapıyorum arkadaşlar. Her sırada aynı V'lerin içine V çalışması yapıyorum. İlmek belirleyicimin oraya kadar V çalışmalarımızı yapalım. İlmek belirleyicimin buraya geldim arkadaşlar. Burada V'lerin arasına takmıştık. Bakın burası bir V değil, iki V'nin arasında. O yüzden burada bu sırada arttırma yapmayacağım. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. O ara noktaya bir tane V çalışması yapacağım arkadaşlar. İlmek belirleyicimi çıkardığım noktaya bir tane V çalışması yapıyorum. Bu sırada arttırma yok. Bütün ilmek belirleyicilerim de ara noktada.
O yüzden aynı şeyleri yapıyorum ve yaptığım V'nin içerisine ilmek belirleyicimi takıyorum. Bir kez daha göstereyim. Şöyle V'lerin içine V yaparak devam ediyorum. Son V çalışmamı da yapıyorum. Yaptıktan sonra ilmek belirleyicimin olduğu noktadayım. Tam bu noktaya, ilmek belirleyicimin bulunduğu yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Ve tekrar bir ikili trabzan yaparak bir V çalışması oluşturuyorum. Oluşturduğum V çalışmasının içerisine de ilmek belirleyicimi takıyorum. Bu şekilde sıramızı gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın ilmek belirleyicim iki tane V'nin arasında. O yüzden bu orta noktaya V çalışması yapacağım. İlmek belirleyicim iki tane V'nin arasında. Bu ortaya bir V çalışması yapacağım. Bu sıra bu şekilde gidecek. Kenara geldiğimde yine bu 3 zincirimin tepesine batıp 3 zincir çekip döneceğim. Bundan sonraki sıramda arkadaşlar ilmek belirleyicim artık V'nin içerisinde. O yüzden bir bu trabzan üzerine, bir de bu trabzan üzerine iki tane, bir buraya, bir buraya olmak üzere iki tane V çalışması yapıp arttıracağım. Tekrar buraya geldiğimde yine görüyoruz V çalışmasının içerisinde. O yüzden ilmek belirleyicimin bulunduğu V'nin iki trabzanın üzerine de birer V çalışması yapıp arttıracağız. Bir sırada arttırıyoruz. Bir sırada araya denk geldiği için sadece tek V yaparak arttırmadan sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterdiğimde de bakın şu ön kısım üst üste biniyor. Amacımız da zaten önlerin üst üste binmesi, bu sizi korkutmasın arkadaşlar. Bu şekilde yaklaşık olarak 11 ya da 12 sıra öreceğiz. Kol birleştirme yerine kadar, ondan sonra tekrar sizlerle buluşalım. Ben sıralarımı tamamladım. Toplamda 12 sıra ördüm. Şöyle göstereyim arkadaşlar santim olarak da. Çünkü elimiz tutmayabilir. Bazı arkadaşlarımız daha sıkı ya da bazıları daha rahat örebilir. Yakadan baktığımızda tam 14 santim. Omuzdan baktığımızda ise tam 19 santim uzunluğunda. Bunu dikkate alarak örersiniz. Şimdi kollarımızı birleştireceğiz. Kollarımızı birleştirmek için ilk olarak bu ilmek belirleyicimin olduğu yere geliyorum. Şöyle ipimi şu tarafa alayım. Hangi yönden birleştirdiğinizin çok bir önemi yok. Normal sıramızı örüyoruz. Evet, yine V'lerin içerisine V çalışmalarımı yapıyorum.
Şu an ilmek belirleyicimin olduğu noktaya geldim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Burası bizim ön yüzümüz. Burası ise ters yüzümüz. Şu tam ön yüzdeymişiz zaten. Güzel denk gelmiş. Buraya ilmek belirleyicimin olduğu yere bir tane trabzan yapıyorum. Şu aradaydı. Tam o araya bir trabzan yapıyorum. Sonra karşı tarafa geçiyorum. İlmek belirleyicimin olduğu yer burası. Tam ara. Bakın şu şekilde tutuyorum. Ama örme yönü buradan gideceği için, bu taraftan gideceği için bu taraftan bir trabzan yapıyorum. Ve buradan örmeye devam ediyorum. Ve çalışmalarımı. Arka bedendeyim şu an. Kafanız karışmasın. Kol altını birleştirdiğim için direkt arka bedene geçtim. Şöyle arka bedenimizi diğer ilmek belirleyiciye kadar örelim. Diğer ilmek belirleyicimin tam olduğu noktaya bir tane trabzan. Sonra diğer ilmek belirleyicimin olduğu noktaya bir tane trabzan. Bu şekilde birleştirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bu noktaya kadar gelelim. Sonra geri dönelim, kol altına gelelim. Orada ne yapacağımızı sizlere söyleyeceğim. Tam kol altımın olduğu birleşim noktasındayım. O araya da bir tane V çalışması yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Böylelikle şurası da düzgün bir şekilde bağlanmış oluyor. Şimdi arka bedenden yine V'lerimi örmeye devam ediyorum. Diğer kol altına kadar örelim. Tekrar kol altındayım. Yine oraya bir tane V çalışması yapıyorum. Ve V'lerimi örmeye devam ediyorum.
en sondaki tek trabzanımı hiç unutmuyorum. Ona da bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve burada yine döneceğim. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şu an bedenimiz bu şekilde. Bundan sonra düz bir şekilde ilerleyeceğiz. Aşağıya doğru hiçbir arttırma olmayacak. İstediğimiz boya gelene kadar bu şekilde öreceğiz arkadaşlar, döne döne. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bu bir crop hırka, yani belde olacak. Ben bunu o şekilde belde tasarladım. O yüzden arkadaşlar şöyle söyleyeyim, ben 10 sıra ya da 12 sıra ördüğüm zaman tam bele gelecek gibi oluyor tahmini olarak. Sizler de bunu dikkate alarak uzunluğunu belirlersiniz. Ama ben daha uzun kullanmak istiyorum derseniz tabii ki daha da uzatabilirsiniz. Şimdi tahmini olarak yine söylüyorum, 10 ya da 12 sıra örelim, ondan sonra buluşalım. Arkadaşlar ben sıramı tamamladım, 12 sıra ördüm. Şimdi size mezura ile ölçüsünü vermek istiyorum, ona göre sizler de ayarlarsınız. Şöyle baktığımda omzumdan aşağıya bel kısmına kadar 32 santim, yaka kısmından ise bel kısmına kadar tam 28 santim. Bunu düşünerek boyunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi kol çalışmalarına başlayacağız. Şöyle kameramı ayarlamak istiyorum. Kol çalışmalarımız için yine aynı modelden devam ediyoruz. Bir tane ilmek oluşturuyorum. Ve herhangi bir koldan başlıyorum, fark etmiyor. Şu an şöyle baktığımda en son tersten örmüşüm, o yüzden ön yüzden örmeye başlayacağım. Şuradan koltuk altında şu V çalışmasının tam ortasına bir tane tekli trabzan yapacağım. V'nin tam ortasına arkadaşlar. Bir, iki, üç zincir çektim. Burası benim birleştirme noktam, aynı zamanda tek trabzanım olarak düşünüyorum. Şimdi hemen yan tarafa geliyorum. V'nin içerisine bir V çalışması yapıyorum. V'nin içerisine V çalışması yapıyorum. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar V'nin içerilerine V çalışması yaparak sıramı tamamlıyorum.
Şimdi başlangıç noktasındayım. Yani zincirimin olduğu yerdeyim. Hemen tepesine, zincirimin tepesine kaydırma yöntemiyle burayı birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Geriye döndüm arkadaşlar. V'nin içerisine V yapıyorum. Tekrar geliyorum, V'nin içerisine V yapıyorum. Ve bu şekilde bu sıramı da tamamlıyorum. Burayı tamamladıktan sonra arkadaşlar, buraya geldiğimde tekrar yapacağım işlem buradaki trabzanımın tepesine birleştirmek. Bu şekilde tekrar geri döneceğim. Şu an ikinci sıramdayım. 3 sıra örmem yeterli arkadaşlar. 3 sıra örelim, ondan sonra buluşalım. Arkadaşlar, kolumu tamamladım. 3 sıra ördüm. Aynısını karşı tarafa da yaptım. Birebir aynı çalışması. Oraya da 3 sıra ördüm. Şimdi kropumuzun kenar çalışmalarına başlayacağız. Krop hırkamızın. Kenarları için koyu renkte bir pembe kullanıyorum. Şöyle bir tane ilmek oluşturuyorum ve ön kısımdan başlayacağım için, yani ön taraftan öreceğim için, bu köşeden ekliyorum arkadaşlar. Tam köşe noktaya ipimi ekliyorum. Şuraya takıldım. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Sonra geçiyorum. Bu arada bu iplerimi de yedirebildiğim kadar yedireceğim. Yan V'nin içerisine bir sık iğne. Sonra bu araya bir sık iğne. V'nin içerisine bir sık iğne. Tekrar araya bir sık iğne. Yan tarafa bir sık iğne. Her birine sadece bir tane sık iğne çalışması yapıyorum. Fazla değil arkadaşlar, çünkü belin toplanması gerekiyor. O yüzden bir tane V'ye sık iğne yapıyorum, bir tane de yan tarafa. Bir tane V'ye, bir tane yan tarafa. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Bir tane V'ye, bir tane yan tarafa. Şu uca gelene kadar arkadaşlar bu işlemi yapalım. Tam köşe noktasındayım. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane daha yaptım. Dönüş için bir tane daha yaptım. Yani bu köşeye toplamda 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir tane şu trabzanın birleşim noktasına, tepe noktasına sık iğne yapıyorum. Bir tane trabzanın iç kısmına, bir tane tepe noktasına, bir tane iç kısmına. Şu an ön pattayız. Bir tane tepe noktasına, bir tane iç kısmına. Şimdi bunu yaparken arada kontrol edeceğim. Bir marullanma olmasın istemiyorum arkadaşlar. O yüzden bazen şöyle azaltmalar yapacağım. Bir buna batırdım, bir yana batırdım. İkisini birlikte aldım. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Ya da burayı direkt atlayıp böyle de yapabilirsiniz. Size kalmış. Şu an bir tane atladım. Marullanma yapmasın. Çünkü öyle olduğu zaman ön kötü görünür arkadaşlar. İp ekleme yerim. İplerimizi eklerken böyle kenara alalım. Yani ördüğümüz yerin nerede kaldıysak oraya eklemeyelim. Bu sefer içine saklasak da kötü bir görüntü verebiliyor. Ama böyle kenarda olduğu zaman içine örerek
ipi sakladığımız zaman daha iyi oluyor arkadaşlar. Ben de şu an biraz saklayıp kalanını da keseceğim. Bir tane daha alayım. Evet, bu şekilde. Şimdi bir bakıyorum. Şöyle. Şu an gayet düzgün duruyor ama burada bir tane atlayacağım. Ne olur ne olmaz. Şu ana kadar iki tane atladık. Kaç tane atladığımızı mutlaka sayalım. Karşı tarafta da aynı şekilde atlayalım. Bir tane daha atlayacağım. Ve 3 oldu. Bir tane daha atladım. 4 oldu. 4 kez atlamış oldum. Şimdi yakaya geliyoruz arkadaşlar. Köşe noktasında yine 2. Bir tane de yaka için dönüşe, yani 3 tane sık iğne yaptım. Yaka çalışmamız da aynı şekilde olacak. Bir tane ters V'nin içine, bir tane de düz V'nin içine. Bakın. Yukarı kadar o şekilde geldik. Yakayı 3 tane sık iğne yaparak döndük. Şimdi yakanın olduğu yerde arkadaşlar, dediğim gibi, bir tane V'nin içine, bir tane yan tarafa. Yani alttaki çalışmamızın aynısını yapıyoruz. Bir tane V'nin içerisine, bir tane yana. Bu şekilde yakamızın da bu aşamada biraz toplanmasını sağlıyoruz. Bu şekilde tüm yakamızı dolaşıyoruz. Şimdi ön bedendeyiz arkadaşlar. Diğer ön bedeni de aslında çekmiştim ama sanırsam bir sıkıntı oluştu. Orayı anlayamadım. Şimdi burada o yüzden tekrar göstermek istiyorum. Buradan aşağı inerken tabii köşe çalışmalarını her zaman 3 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra hemen yan tarafa geldim. 1.
Trabzanların birleşim noktasına 1, yan tarafa 1, trabzanın birleşim noktasına 1, yan tarafa 1, birleşim noktasına 1, yan tarafa 1, birleşim noktasına 1, yana 1. Bu şekilde iniyorum. Ama arada bakacağım. Bakın şimdi. Şu an bir marullanma yok. Herhangi bir marullanma olursa bir tanesini atlıyorum. Aşağıya bir tane yapıyorum. Şu an bir tane atladım. Ara ara olmasın diye atlayacağım. Toplamda 4 kez atlama yapacağım. Diğer ön kısımda da 4 kez yapmıştım. Bir tane atladık. Şimdi bir tane daha atlıyorum. 2. Yani normalde şurayı bir sık iğne yapmam gerekiyordu. Onu atlamış oldum. Burayı da atlıyorum. 3. Hatta orayı atlamayayım. Çok yakın oldu. Biraz daha aşağıya atlayayım. 3. Buraya da atlayayım. 4. Toplamda 4 kez atlama yaptım karşı tarafta da. Burada da aynı şekilde. Şimdi yine köşenin olduğu yerdeyim. Buraya bir yapmıştım. Bir tane daha yapıyorum. Ve birinciye ilmek kaydırmayla ipimi bağlıyorum. Sırımı birleştirdim. Şimdi alt bedendeyim. Bir tane zincir çekiyorum. Bu sırada yarım trabzan çalışması yapacağız. Bağlı bulunduğum yere bir tane yarım trabzan, yanına bir tane, 2 oldu. Bir yanına 3, bir yanına 4. 4 tane yarım trabzan yaptıktan sonra bir tane azaltma yapacağım. O da bir buraya, bir tane de buraya yerleştirip İçinden hepsini çıkarıyorum. Bir azaltma yapmış oldum. 1 2 3 4 4 yarım trabzan. Bakın bir tane bunun içinden ipimi çekiyorum. Bir tane yanındakini ipimi çekiyorum ve hepsini sonra birlikte kapatıyorum. Bir azaltma daha yaptım. 1 2 3 4 Her 4 tane de sonra 4 tane de bir azaltma yapacağım. Şimdi 5.'yi bir tane bunun içinden ip çektim. Bir tane de yanındakinden ip çektim ve hepsini birlikte kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 ve 4 Yine azaltma yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar azaltma yapacağım ama burada yukarıya çıkmıyorum. Dönüş yapacağım. O yüzden burada buluşalım. Tam uca geldim arkadaşlar. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Artık bu sırada azaltma yapmaya gerek duymuyorum. Çünkü bakın belimiz yeterince toplandı. Bu bize yeterli. Eğer siz az olduğunu düşünüyorsanız burada da azaltma yapabilirsiniz. Bu sırada da yarım trabzan yapacağım ama böyle trabzanın, yarım trabzanın içine değil şu üst kısmına. Şu üstte arkadaşlar.
Bu benim yarım trabzan olarak ikinci sıram. Bu şekilde üst kısma, içine değil de üst kısımlarını alarak şöyle yakından göstereyim. Şu üst kısmı arkadaşlar. Bu kısımları örerek bu sıramı tamamlayacağım. Bu sıramı tamamladıktan sonra geri döneceğim tekrar ve yine bu alt bedene bir sıra daha şu arkadan geldiğimde dönerken yine şu üst kısımları şuraları örerek bir sıra daha tamamlayacağım. Yani yarım trabzan sıramı 3'e tamamlamış olacağım. Şu an ikinci sıradayım. Bu sıraları bu şekilde tamamlayalım. Üçüncü sırayı örelim. İpimizi sakın kesmeyelim. Üçüncü sırayı ördükten sonra sizlerle buluşalım. 3 sıramı da tamamladım arkadaşlar. Bakın tepelerini ördüğümüz için böyle farklı bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi son yarım trabzan yerime bir tane kaydırma yöntemiyle şu şekilde ilmeğimi birleştiriyorum. Ki burada bir dönüş sağlamış oluyorum. Hemen yan tarafa bir tane yanına şuraya bir tane sık iğne yapıyorum. Ön pattayım bu arada. Hemen yanına şuraya bir tane sık iğne 2 3 4 4 sık iğne yaptım. Hatta 3. sık iğneye ilk şu aşağıya bir pıtırcık çalışması yapacağız. 4 zincir çektim. Aynı sık iğnenin tepesine şu şekilde batıyorum. Şöyle ikisini birden almaya çalışıyorum. Güzel görünsün diye. Evet. Battıktan sonra kaydırma yöntemiyle ilmeğimi çıkartıyorum. 1 2 3 4 5 6 Şimdi 6.'ya yapacağım. Burayı ilk yapma sebebim tam şu uç noktaya, şu döndüğüm yere bir tane pıtırcık olması için. 6 tane yaptıktan sonra yine 4 zincir çekiyorum ve sık iğnemin tepesine kaydırma yöntemiyle batıyorum. Yine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 6.'nın tepesine kaydırma yöntemiyle tomurcuğumu yapıyorum. Tekrar 6 tane sık iğne 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 zincir 6.'nın tepesine yine bir tomurcuk çalışması kaydırma yöntemiyle ya da pıtırcık çalışması da diyebiliriz yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 6.'nın tepesine yine bir pıtırcık çalışması yapacağız. Burada ipimi saklamıştım. Uç kısmı orayı örerken dışarıya çıktı. Onu unutmadan temizlemek istiyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar yakaya kadar yapıyoruz. Az kalmış yakaya. Birlikte
çalışmaya devam edelim. Yakada farklı bir şey yapacağız. Bir, yani önler gibi pıtırcık çalışması olmayacak. 2, 3, 4, 5 ve 6. Altıncıdan sonra 4 zincir ve hemen sık iğnemin tepesine çalışmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üç, dört, beş ve altı. Burada şuraya da yedinciye de yapabiliriz. Orada bir dönüş sağlayacağız. Çünkü burada yedinciye yapıyorum arkadaşlar. Tam dönüş noktasında olsun. Yani bir tane fazla olmasının bir zararı yok. Evet, burayı da yaptıktan sonra şimdi buraya kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Yaka kısmındayız. Burada yine yarım trabzan çalışması yapacağız. Her bir sık iğnenin üzerine yarım trabzan çalışıyorum. Şöyle bir bakmak istiyorum. Yakam ne kadar toplamış kendini? Şöyle baktığımda toplaması gayet ideal arkadaşlar. Ama bir tık daha toplamasını istiyorum. O yüzden bu sırada ara ara azaltmalar yapacağım. Çok değil. Ara ara arkadaşlar. Şimdi bir tane yarım trabzan yapıyorum. Bir tane azaltıyorum. Bir tane yarım trabzan. Şöyle ipimi ayarlayayım. Bir tane yarım trabzan. 2, 3, 4, 5. Şu an kolun olduğu yere geldim. Burada bir tane azaltma yapacağım arkadaşlar. Bir buraya, bir de buraya, hepsini birlikte alıyorum. Tam dönme yerindeyim. O yüzden hemen bir tane daha azaltma yapacağım. Yani iki tane yan yana azaltma yapmış oldum. Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Şimdi yine kolun tam ilk başladığımızda arttırma noktasındayım. Bir oraya yaptım. Bir tane de hemen yanına azaltma yaptım. Ve aşağıya doğru devam ediyorum. Yani şu iki arttırma noktasına şuradan belli oluyor zaten. Bakın. Oraya yan yana iki tane arttırma azaltma yapmış oldum. Şimdi arka kısımdayım. Bir tane buraya azaltma yapıyorum.
Yerlerinin bir önemi yok arkadaşlar. Şu an inanın göz kararı yapıyorum. Bakın burada azaltma yaptığım için biraz ördüm. Ortaya doğru yaklaşınca biraz daha yaptım. Bir azaltma daha yaptım. Şimdi yine biraz öreceğim. Ve kola doğru yaklaştığım zaman yine kola çok yakın bir yere değil, biraz uzak bir yere, yani buraya bir azaltma yapıyorum. Şimdi kolun arttırma noktasına doğru gidiyorum. Arttırma noktasında yine bir azaltma, tekrar yanından bir azaltma yapıyorum. Şimdi örmeye devam ediyorum. Kolun arttırma noktasına geldiğimde yine peş peşe iki azaltma yapacağım. Şimdi o noktadayım. Bir tane azaltma yapıyorum. Hemen yanından bir tane daha azaltma yapıyorum. Devam ediyorum. Ön tarafta da bir tane azaltma yapmıştım. O yüzden ön tarafa da bir azaltma yapacağım. Tamamen iki taraf eşit olacak. Şuraya bir tane azaltma yapıyorum. Ve şimdi sonuna kadar yarım trabzanlarımı örüyorum. Dediğim gibi azaltma yerlerinin hiçbir önemi yok. Hatta siz ilk yaptığınız sık iğne sırasında sizin için yeterli geldiyse azaltma bu sırada yapmak zorunda değilsiniz. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. İlk sıramı, yarım trabzanlı olan ilk sıramı yapmış oldum. Şimdi arkadaşlar yine tepe kısımlarına çalışacağız. İç yuvalarını değil, tepeleri. Yarım trabzan yapacağım ama artık hiçbir şekilde azaltma yok. Bu ikinci sıram. Tepe çalışmalarına şöyle yarım trabzanlarımı yapıyorum. Ve ikinci sıramı bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bakın gayet güzel toplandı. Hiçbir sıkıntı yok. Arkada da bakın hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel oldu. Şimdi böyle ikinci sıramızı geçeceğiz. Sonra bir zincir çekip üçüncü sıramızı geçeceğiz. Yani alt bedende yaptığımız gibi yakayı da 3 sıra yarım trabzanlarla öreceğiz arkadaşlar. Ördükten sonra ipimizi kesmiyoruz. 3 sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar son ilmeği yine kaydırma yöntemiyle bu şekilde ilmeğimi birleştiriyorum. Sonrakine bir sık iğne yapıyorum. Yanına yine bir sık iğne yapıyorum. Üçüncüye yine bir sık iğne yapıyorum. Buraya sık iğne yaptıktan sonra bakın ilk pıtırcığım burada. Hemen karşısına 1, 2, 3, 4 zincir çekerek buraya da ilk pıtırcığımı yapıyorum. Şimdi 6 tane sık iğne yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6. Hatta bu son yukarıya çıktığımız sık iğnenin arasında 7 tane vardı. O yüzden 7'yi de yapıyorum buraya. Birebir karşılıklı eşit olması için. 4 zincir çekip
ikinci tomurcuğumu buraya yapıyorum. Şimdi 6 tane sık iğne yapıyorum. Altıncının tepesine yine tomurcuk çalışması yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yine buraya bir pıtırcık çalışması yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tam 6. denk geldi. Bir pıtırcık çalışması da buraya yapıyorum. Ve yan tarafa yine bir sık iğne, yan tarafa yine bir sık iğne yapıp arkadaşlar burada ipimi kesiyorum. Ve artık ön beden ve yaka kısmı ve alt kısımlar bitmiş oldu arkadaşlar. Burası özellikle topladı alttan, çünkü böyle bombeli durması gerekiyor. O yüzden gayet güzel. Yakamız, bakın arkadaşlar, düğmelerimizi de diktiğimiz zaman daha da net belli olacak. Yaka çalışmamız gayet güzel. Şimdi kolları nasıl yapacağımızı göstereceğim. Kollar yine yaka ve alt bedenle aynı çalışma olacak. O yüzden hiç zorlanmayacağız. İpin bağlı bulunduğu, şu ipin bağlı bulunduğu yerin hemen yanına bir sık iğne, daha doğrusu ilmek birleştirme yapıyoruz. Hemen yanına ipleri de yedirerek bir sık iğne, V'nin içerisine bir sık iğne, yan tarafa bir sık iğne, arka bedenlerde ve yakada yaptığımız gibi her birine bir tane sık iğne yapıyoruz. İlk toplamamız böyle olacak. İpi yeterince yedirdim arkadaşlar. Onu keseceğim. Şimdi her birine bir tane sık iğnemizi yapalım. Şöyle ipimi ayarlayayım.
Her birine bir tane yaptıktan sonra en baştakine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum ve bir zincir çekip geri dönüyorum. Geri döndükten sonra arkadaşlar yine yarım trabzan çalışması yapıyorum. 2 3 4 4 tane yaptıktan sonra 5.'yi azaltma yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 4 tane yaptıktan sonra 5.'yi azaltma yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5.'yi azaltma yapıyorum. Bir, şuradaki ipler karıştı. 2 3 4 5.'yi azaltma yapacağım. 1 2 3 ve 4 5.'yi azaltma yapıyorum. 1 2 3 ve 4 5.'yi tekrar azaltma yapıyorum. Son yarım trabzanımı yaptıktan sonra da kaydırma yöntemiyle birleştirip bir zincir çekip dönüyorum. Bu bizim ilk yarım trabzan sıramızdı. Şu an kolum bu şekilde arkadaşlar. Eğer bu genişlik fazlaysa bir tık daha azaltabilirsiniz. Ben bu sırada da bir tık daha azaltacağım. Ama çok değil. Hemen onu da göstereyim. 2 3 4 5 6 7 8.'yi azaltıyorum. 1 2 3 Şimdi burası kolumun tam üstü. 4 Burada bir tane azaltıyorum. Tam yukarı kısmı bir tane de yandan azaltıyorum. Yani iki tane yan yana azaltmış oldum. 1 2 3 4 5 6 Buraya da bir azaltma yapıyorum ve devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5.'ye de bir azaltma yapıp ipimi kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Ve bir zincir çekip geri dönüyorum. Bu son sıram. Bu kadar toplama, bakın arkadaşlar, benim için yeterli. O yüzden son sırayı sadece yarım trabzon olarak örüyorum.
Toplamda 26 tane yarım trabzanım var arkadaşlar. Azaltma işlemlerini yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Böylelikle birinci kolumuzu yapmış oluyoruz arkadaşlar. Burası size dar geldiyse dediğim gibi daha az azaltma yapabilirsiniz ya da buraya hiç yapmazsınız. Ama ben kolda tam durması için ve bu yukarısını biraz böyle toplayıp bombeli yapması için şu şekilde arkadaşlar burayı biraz daha daralttım. Diğer kolu da aynı bunun gibi birebir çalışalım. Ondan sonra ön çalışmamızı yapalım. Hırkamın kollarını tamamladım. Hatta arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu ön çalışmasının bu tarafını yaptım. Düğmelerimi de diktim. Şimdi diğer ön çalışmasını da sizlerle birlikte yapacağız. Birebir aynısı zaten. Şöyle ilmeğimi oluşturuyorum. Oluşturduktan sonra burada bir sıralı V çalışması var. Şu V çalışmasının hemen yanındaki boşluktan, yani iki V'nin arasından ipimi takıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın V çalışmam burada. Burada da bir V var. Şu aralara çalışacağım. Bu araya kaydırma, pardon, sık iğne yöntemiyle ekliyorum ve bir zincir çekiyorum. Yukarıya sık iğne yöntemiyle ekliyorum, bir zincir çekiyorum. Yukarıya bir sık iğne yapıp bir tane zincir çekiyorum. Bir sık iğne, bir zincir. Aralara çalışıyorum arkadaşlar. Bir sık iğne, bir zincir. 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 Yukarıya kadar aynı işlemi yapıyorum. Çok sıkmayın, germe yapar. Ona dikkat edin arkadaşlar. Ben de mümkün olduğunca rahat örmeye çalışıyorum. Germe yapmaması için. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Ve en son şu yukarıya, yine bu koyu renklerin olduğu yere kadar geliyorum. Burada da bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Ben arkadaşlar iğne takıp içine temizliyorum normalde. O yüzden de uzun kesmeye alıştım. İğneye rahat olsun diye. Şimdilik yanımda iğne yok. Şu şekilde tığımızla ipimizi gizleyelim. İğneyle çok sağlıklı oluyor. Yani tığıyla böyle temizlediğiniz zaman bazen aralardan çıkabiliyor. Hiç belli olmuyor arkadaşlar. Ama iğneyle temizlediğiniz zaman
Bu ip hiçbir şekilde çıkmıyor. Ben de şimdi birkaç kez temizleyeceğim ki hiçbir şekilde çıkmasın. Evet. İpimi kesiyorum. Aşağıdaki küçük zaten. Onu da hemen temizleyeceğim. İyice küçük aralara girmeye çalışıyorum ki sıkı bir şekilde ipimi temizleyebileyim. Biraz gevşekse zaten arkadaşlar emin olun hemen çıkacaktır. Özellikle yeni örgüye başlayan arkadaşlara söylemek istiyorum bu bilgiyi. En dar aralardan geçmeye çalışıyoruz o yüzden. Evet. İlik açmadık. Çünkü bu V çalışmaları zaten kendinden ilik arkadaşlar. Buradaki V çalışmam biraz büyük olmuş. O yüzden ilmeğimin çıkmaması için arkadan onu biraz tutturacağım. Şöyle V çalışmalarınızın içerisine denk gelen şekilde ilmeklerimi takıyorum düğmelerime. Ve hırkamız hazır. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir çalışma oldu arkadaşlar. Bu şekilde sade geldiyse mesela yakasını bir çiçek, bir fiyonk, bir şeyle süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben böyle bırakmayı tercih ediyorum. Sizler de videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.